Yaşıyor. Güney Doğan. Yaşıyor. Hacı Kıvrak. Yaşıyor. O rejimi unutma, unutturma. Gerçekten 7. yılında söylenecek çok şey vardı. Her şeyden önce bu insanlar, bu aileler, bedel ödeyen insanlar 7 yılda nasıl dayandı sorusunu ben eminim ki basın çok merak ediyordur. Biz sanki dün katliamlar yaşanmış gibi, sanki dün biz cenazelerimizi toprağa vermiş gibi o duygudan kurtulamamış insanlar olarak bu ülkede her şeyi, her şeye biraz daha katlana katlana 84 aydır 84 adım atamamanın utancı içerisindeyiz. Biz bugün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemelerindeki firari sanık yargılamalarında 300'ü 400'ü geçmiş toplamda onlarca talebimiz reddedilirken yine mahkeme heyetinin sanki biz bu ülkenin gerçek yurttaşları değilmişiz gibi gösterdiği muamelenin adalet isteyen babanın dışarıya çıkartılması noktasında bize çok da fazla bilinen bir mahkeme heyetinin yaptığı yargılamalarla yetinmek zorunda kalan insanlarız. Söylenecek çok şey var. En fazla istediğim şeyin adalet olduğunu belirtmek istiyorum. Ve bir de şunu istiyoruz, ailelerin sözcüsü olarak da söyleyeyim. Biz tek başımıza yas tutmak istemiyoruz. Biz bir başımıza kimsesiz yas tutmak istemiyoruz. Bu yüzden bulunabilecek bütün platformlarda 10 Ekim sürecinin, 10 Ekim katliamının aslında bu ülkenin de mihenk taşı olduğunu, bu ülkede de artık o günden bugüne hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını bilen bizler olarak bu farkındalığın da yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün Ankara'nın ne yazık ki gündeminde değiliz. Bugün Ankara'da farkındalık yaratmak için bir koşu düzenleniyor. Başkent farkındalık koşusu varken burada katliam anması maalesef izin verildiği ölçüde, söylenildiği ölçüde, talimatlandırıldığı ölçüde bir avuç insanla yaptırılmak isteniyor. Her zaman olduğu gibi biz eşitsizliğe, haksızlığa ses çıkartıyoruz. Biz adaletsizliğe ses çıkartıyoruz. Ankara katliamı kapsamında gelmeyecek adaletin de kimse kusura bakmasın, kimseye gelmeyeceğinin de altını çizmek istiyoruz. Evet, geçtiğimiz 6 Ekim'de 17.si görülen duruşmadaydık. Bir kez daha hep beraber tanıklık ettik ki mahkeme heyetinden tutun da her aşamasında yönlendirilen tanıklarla olayın üstü örtülmek isteniyor. Bugün itibarıyla en açık ve net bir şekilde söylüyoruz ki o dönem konuşmayanlar, o dönem bu katliama adım adım zemin hazırlayıp o bombaların, o katillerin bu meydana gelerek 107 arkadaşımızı aramızdan koparmasına neden olanlar bugün tutuklu olan veya firari olan sanıklar değildir sadece. Bu olayın, bu katliamın siyasi boyutu, siyasi sorumluları yargılanıncaya kadar işte bu kararlılık ve azimle burada olmaya devam edeceğiz. Ankara'nın göbeğinde toplanacak olan milyonların emek, barış ve demokrasi çığlığı son derece önemliydi. Çünkü biliyorduk ki öylesi bir tarihsel dönemde yüz binlerce yürek Ankara'da, Türkiye'nin göbeğinde tek yürek, tek ses olduğunda emek, barış ve demokrasi diyerek ülkesine sahip çıktığında bu ülkenin kaderini değiştirecek bir iradeyi ortaya koyacaktık. İşte o nedenle sevgili dostlar, o nedenle onu dört geçe burada iki tane canlı bomba yoluyla mitingimiz, buluşmamız, irademiz, cüretimiz, cesaretimiz, geleceğe dair umutlarımız kana bulandı. Önce şunu söyleyelim. 10 Ekim'i yapanları, 10 Ekim'i azmettirenleri, göz yumanları asla ve asla hesap sorana kadar, gerçek bir yargılama gerçekleşene kadar asla unutmayacağız. Yitirdiğimiz 104 arkadaşımızı unutmayacağız, unutturmayacağız. Hem benim oğluma hem 103 insanı çaldınız, hem de
10 Ekim'de şurada anmaya bile müsaade etmeyen bu sistemi, bu düzeni, bu yukarıdaki emir verenleri, 3 tane yüzlerin gelmesinde korkanlar, binlerin alana gelmesinde korkan bu sistem, bu düzen yıkılacaktır. Ta ki bu katillerde, bizim çocuklarımızı katledenlerde, bu meydanda 2 bombayı patlatanlarda, buna yol verenlerde, bizi bugün bu meydana koymayanlarda, şimdi gelirken 5 yerde aranıyoruz. Korkmaz'ın annesiyiz, Korkmaz'ın babasıyız diyoruz. Kimlik çıkarttırıyorlar bize. Sen benim oğlumu katlet. Şimdi de beni bu alana sadece anmak için, sadece bugünü anmak için, yüz binlerce yoldaşları, işçiler, emekçiler meydana gelmemesi için, hesap sormaması için alanı parça parça diyorlar. Polisler size emir verenler değil. Siz de aynısınız ki bizi alana koymuyorsunuz. Ben anneyim diyorum. Yine seni arayacağım diyor. Sanki ben bomba alana getiriyorum. Söz. Söz. 104 canıma söz. Biz katillerde hesap sorana kadar bu alanlar dolacak, bu meydanlar dolacak. Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Nereye giderseniz gidin, elimiz sizin yakanızda. Valilik ağaçlara bile tahammül edemedi, ağaçları kaldırdı. Bu sene Gençlik Parkı'na bu ağaçların bir kısmını koyduk, anma öncesi. Teşekkür ediyoruz Ankara Belediyesi'ne, birlikte yapacaktık projeyi. Umarım çok yakında konular, engeller aşılır. Burası 10 Ekim'in anlamına uygun bir hale getirilir. Hep birlikte acımızı birlikte paylaşırız. Böylesi olayların bir daha yaşanamaması için bu toplumsal bilinçte, toplumsal hafızada yer eder. Sevgili dostlar, bugün ne söylesek kaybettiklerimizin yanında, yaşadıklarımızın yanında az kalacak. Biz elbette ki demokrasiyi savunacağız. Çünkü diktatörlük hak sağlığına zararlıdır. Türkiye'de bugün bu 104 canımızın anısı için burada toplandık ve onların ailelerine daha çok söz vermek gerekiyor. Bu nedenle ben cümlelerimi çok uzatmayacağım ama onlara olan bu vazifemizin bilinciyle yaşam boyu mücadele edeceğiz ve bu dava sonuçlanana kadar, bütün sorumlular yargılanıp cezalandırılana kadar da takipçisi olacağız. Şunu çok iyi biliyoruz ki insanlık suçlarının zaman aşımı yoktur. Bu insanlık suçlarını işleyenler er geç yargılanacak ve cezalandırılacaklardır.